Günaydın Türkiye, merhaba bu ülkenin aydınlık insanları. Ben Ümit Zileli. Sabah pusulasına hoş geldiniz. Haberle dolu bir güne daha açtık gözlerimizi. Aslına bakarsanız bugünkü gazetelerde Hatay sorunu, Hatay bugün çözülecek falan diyor ama gece saat 1 civarında çözüldü. Saat 1 civarında Lütfü Savaş'la CHP Genel Başkanı Özel buluştular ve adayın Lütfü Savaş olmasına karar verdiler. Yani Lütfü Savaş'la yola devam edilecek. Lütfü Savaş bakalım bugün gittiği zaman değiştirdi tabii bütün konuşmasını anlayabildiğim kadarıyla. Orada mitingde bir konuşma yapıp nasıl bir yol çizdiklerini de anlatmış olacak. Diğer taraftan dün bütün gerçekten bu ülkenin yurtseverlerini, bu ülkenin aydınlık insanlarını ayağa kaldıran bir hikaye yaşandı. Bu Osmanlı hanedanının dördüncü kuşaktan torunu bir kızcağız evlendi bir adamın biriyle. O da fez takmıştı falan böyle o giysilerle gelmişti düğüne. Ve o şeyde İlber Ortaylı da oradaydı. Gelinin gelin tarafından davet edilmişti ve nikah tanıklığı yaptı. Ve öbür tanık da Şevki Yılmaz'dı. Şimdi bu Şevki Yılmaz'ı gençler çok iyi tanımazlar. Ama bir zamanların Rize Belediye Başkanı'ydı. Ardından Refah Partisi milletvekili oldu. Şöyle bir örnekten anlatayım. Hacca gittiğinde Cumhuriyet aleyhine ve Atatürk aleyhine abuk subuk sözler söylemiş ve bunu da reddetmişti. Reddetmeyi de şöyle yapmıştı. Bana komple kurdular. Allah Allah bu nedir filan dedik. Baktık komplo demek istiyormuş. Böylesine de okumuş yazmışlığı fena halde yüksek. Entelektüel seviyesi de bir hayli yüksek. Şu anda da Akit gazetesinde yazılar yazıyor. Sonra bu doğru yol diyorum. Doğru yol değil. Refah yol. Refah yol iktidarı sona erdikten sonra bu arkadaş ortadan kayboldu. Bir baktık Almanya'da. Yıllar yılı Almanya'da yaşadı. Sonra kendisine yakın bir iktidar kurulduktan yine bir süre sonra geldi Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'de melanet saçmaya devam ediyor. Çok ağır sözlerle yüklendi. Şimdi size anlatacağım da zaten seyredeceksiniz de. Hatta önce bir seyredelim sonra ben konuşayım. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabi. Cumhuriyet'in kurucu kadrosu ve Atatürk'e yönelik bu skandal ifadeler gerici Şevki Yılmaz tarafından 2. Abdülhamit'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğün töreninde söylendi. Çiftin nikah şahitliğini yapanlardan Gelece Yeni Akit gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz, Cumhuriyet'in kurucularına hakaret etti. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesislerinde yapılan düğün töreninde yaşanan olayın sosyal medyada duyulmasıyla Şevki Yılmaz'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz. Düğünde nikah şahidi olan tarihçi İlber Ortaylı da eleştiri oklarının kendisine yönelmesi üzerine sosyal medya hesabından düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır sözleriyle tepki gösterdi. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Refah Partisi Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan dernek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soysuz diyerek, aklınca aşağılayıp hakaret ederek suç işleyen Refah Partisi Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk dedi. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabi. Şevki Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve dönemin CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan'a hakaret etmesiyle tanınıyor. Yılmaz, Türk askerine de Monkov ayısı demişti. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabi.
Yılmaz Rize Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de resmi bayramlarda Atatürk anıtına neden çelenk koymadı ve saygı duruşu törenlerine katılmadığı yönündeki bir soruya "Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz" yanıtını vermişti. Evet, aslında başka söyledikleri de var. Bir beddua edildi. Yanında da Halil Konakçı diye bir cami imamı var. Ama nasıl cami imamı anlayamıyorum. Mesela o düğüne de son derece lüks bir araba ve bir koruma ordusuyla geldi. Böyle bir imam yani, anlayın artık. Ve o bedduada da Selanik'ten gelen dönme lafını kullandı. Valla o dönme soysuz, bunları bilemiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Soysuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeden İngiliz zırhlısına binip kaçan Padişah Vahdettin için kullandığı sözcüktür. Soysuz demiştir. Bir kendi halkından kaçarak bir İngiliz zırhlısı, Malaya zırhlısıydı onun da adı. Önce Malta'ya, sonra da Avrupa'ya defolup gitmişti. İşte buna aklı sıra, bunlar çok iyi biliyorlar ya tarihi, aklı sıra böyle bir bu soysuzu onlara iade edecek falan gibi. Halbuki Atatürk'e soysuz diyenlerin soysuz olduğunu tarih bütün gerçeklikle ve bütün yönleriyle ortaya koymuştur. Bu arada bunlar olurken Atatürk'e beddualar